Hadi Zehra, nerede kaldın? Seni beklemekten aç oldum. Birazdan budak vereceğim. Tamam tamam. Bak, en fazla 10 dakika daha beklerim. Bu köpek sesi de nereden geliyor? Aa, buradanmış. Seni tatlı şey, ne yapıyorsun burada? Senin bir yerin mi ağrıyor? Gel bakayım kucağıma. Zehra gelsin de bunu bir veterinere götürelim. Ayağın üstüne basamıyor. Herhalde bir şey olmuş. Elif, o elindeki de ne? Çabuk bırak onu. Nasıl, gel gel şunun şirinliğine bak. Ne şirini be? Hem nereden ben onun ablası oluyormuşum? Zehra, bu köpeği hemen bir veterinere götürmemiz lazım. Ayağında bir sıkıntı var. Böyle bırakamayız. Hani iş görüşmesine gidecektik? Senin yüzünden geç kalacağız. Aman Zehra, nasıl olsa biz sizi daha sonra ararız diyecekler. Onu boş ver de internete bir gir bakalım. En yakın veteriner nerede? Gerçi bildiğim kadarıyla bu civarda hiç yok ama. Aa, çok yakın bir yerde varmış. Hadi Zehra, hadi geç kalmayalım. Köpeği veterinere bıraktıktan sonra iş görüşmesine gideriz. Ay, ne iyi ettin de okul çıkışı kahve içmeye geldin. Seni çok özlemiştim Serpil. Dedim bir muhabbet edelim. Aa, öğretmenim öğretmenim. Gelin gelin, size odamı göstereyim. Tamam Leyla'cığım, çıkmadan önce bir gelirim. Öğretmenim odaya gelmeden önce bütün oyuncakları kaldırayım. Onların yerine kitap, ödev koyayım. Hem benim çok çalışkan olduğumu düşünür o zaman. Canım, onca zaman lise öğretmenliği yaptıktan sonra ilkokul öğretmenliği nasıl gidiyor? İlk zamanlar çok tedirgindim ama ilkokul öğretmenliği çok güzel. Öğretmenim, sizden lise öğretmenliği daha kolaydı demenizi bekledim. Leyla gibi bir sürü öğrencinin olduğu sınıf nasıl güzel olabilir? Ayşe, annem küçük çocukları çok seviyor. Benim annem de çok seviyor. Varsa yoksa Leyla. Ayşe, siz niye bizim yanımızda oturuyorsunuz? Odanıza geçsenize çocuğum. Alo, buyur canım. Ne? Şimdi durumu nasıl? İyi mi? Tamam tamam, ben hemen eve geçip hazırlanıyorum. Sena mı? Neyse, bir yolunu buluruz. Ne oldu canım? Kötü bir haber mi aldın? Anne, babam ne dedi? Kızım, babaannen herhalde bir kalp krizi geçirmiş. Hastaneye yatırmışlar. Hemen uçağa atlayıp yanına gideceğiz. Çok geçmiş olsun canım. Şu an durumu nasılmış? Tam bir bilgim yok canım. Benim hemen eve gidip hazırlanmam lazım. Sonra da müdürü arayıp birkaç gün olmayacağımı söyleyeceğim. Anne, ben ne olacağım? Ben de geleceğim değil mi? Sena, sınavlar ne olacak? O kadar da hazırlandın. Sena, senin gelmene gerek yok. Hem hastanede kalacağız. Sen ne yapacaksın orada? Ama sen burada nerede kalacaksın? Evde tek başına da bırakamam seni. Aşk olsun, biz varız ya, istediği kadar kalabilir. Hiç merak etme, ona çok iyi bakarım. Oley! Ayşe, ne yapıyorsun? Anne, çok sevindim. Sena, yanlış anlama, babaannenin durumuna üzüldüm ama burada kalacağın için sevindim. Bugün günlerden Perşembe, yarın akşam sabaha kadar oturalım, ne dersin? Yaren, odam güzel değil mi? Çalışkan olduğumu belirliyor. Gerçi çok da değilim ama öğretmen gelecek az sonra. Aa, kapı sesi geldi. Acaba biri mi gitti, biri mi geldi? Ben hemen bakmaya gidiyorum. Öğretmen gitmiş. Ne ağlıyorsun be? Sana ne ya, ağlarım. Öğretmenim odama gelip bakmadan gitti. O senin öğretmenin değil bir kere. İlk benim öğretmenimdi. O benim öğretmenim. Sizden bıktığı için bizim sınıfa geldi. Artık nasıl bıktırdıysanız. Leyla, biliyor musun, bizim öğretmen hiç böyle değil. Verdiği sözüm arkasında duruyor. Leyla, bak, öğretmenim önemli bir işi çıktığı için gitti. Ama o muhakkak bir gün gelip bakar. Ayşe, söylesene. Aa, bu Sena ablamın sesi değil mi? Evet, pazar gününe kadar burada kalacak. Ben içeri geçiyorum. Of, bir sürü iş çıkardım. Şimdi bunların hepsini kaldırmam lazım. Leyla, girebilir miyim? Gel Sena abla, gel. Ne kadar kibarsın.
Ayşe ablam bile hiç kapıyı vurmadan içeri giriyor. Çat kapı geliyor. Oo, her yerde defter kitap. Sen bayağı çalışkan bir kıza benziyorsun Leyla. Sena abla aslında biliyor musun? Yarencim lütfen susar mısın? Leyla, biz Ayşe ablanla markete gideceğiz. Gece için yiyecek bir şeyler alacağız. Siz de bir şey ister misiniz? Yaren, istediğin bir şey varsa çekinmeden söyle. Şaşkınlıktan gözlerim yaşardı. Sena abla, sen benim ablam olur musun? İki tane ablam var. Hiçbiri senin gibi değil. Hayır Sena abla, benim ablam ol. Ya siz ne kadar tatlısınız. Sena, hadi nerede kaldın? Geliyorum Ayşe. Hadi kızlar, sonra görüşürüz. Sena abla, ödevimde anlamadığım bir yer olunca sana sorabilir miyim? Tamam, yardımcı olurum. Birinci sınıfa gitmiyor muydu? Birinci sınıfta anlamayacak ne olabilir ki? Neyse, yine de yardım ederim. Burası herhalde. Yeni açılmış galiba. Daha önce burada böyle bir veteriner yoktu. Hadi gel içeri girelim. Az bir işim kaldı. Birazdan bakıyorum. Tamamdır, işim bitti. Şu yeni gelen müşterilerle ilgileneyim. Gözlerime inanamıyorum. Bu o kız değil mi? Elif, acaba benim ona ettiğim teklif için mi geldi? Hoş geldiniz. Ya bakar mısınız? Biz bu köpeği dışarıda bulduk. Herhalde ayağında bir şey var. Acilde işimiz var. Dışarıda da bırakmak istemedik. İlgilenirseniz çok seviniriz. Farkında olmadan geldi herhalde buraya. Ne kadar güzel bir kız ya. Acaba şimdi mi tanışsak? Ben bir bakayım şu köpeğe. Ne olduğunu anlamam için bir filmini çekmem lazım. Şşt Elif, çocuk çok yakışıklı değil mi? Yo, hiç dikkat etmedim ki çocuğa. Kız, çocuk gözlerini senden alamadı. Baksana, çaktırmadan oradan da bakıyor. Kalk kalk Zehra, o zaman hemen gidiyoruz. Çay, kahve ne içersiniz? Size bir şey ikram edeyim. Yok yok, biz bir şey istemiyoruz. Bizim kalkmamız lazım. Peki köpeğin nesi varmış, anlayabildiniz mi? Ön ayağında küçük bir çatlak var. Yine de alçıya alırsak iyi olur. Ben iyileşene kadar ona burada bakarım. Daha sonra siz aldığınız yere götürürsünüz. Peki o zaman borcumuz ne kadar? Ne borcu? Siz çok iyi bir kızsınız. Sokakta bulduğunuz köpeği öylece bırakmadınız, getirdiniz. Asıl benim size borcum var. Acaba bir yere davet etsem gelir mi? Kolay gelsin. Her şey için teşekkürler. Şey, bir telefon numaranızı alsaydım. Köpek iyileştiği zaman haber vermek için. Biz gelir uğrarız. Yok yok, ben arkadaşımın numarasını veririm. Zehra, ne var, ne olacak sanki? O zaman kendi numaranı ver. Çocuk senden çok hoşlandı. Sen de ondan hoşlandın. Veriyorum numaranı. 0544-211. Tamam, ben iyileşir iyileşmez sizi arayıp haberdar edeceğim. Tatlı köpek, seni çok sevdim. Sayende Elif buraya kadar geldi. İnşallah devamı da gelir. Fatih, ben geldim. Begüm, senin burada ne işin var? Nereden buldun burayı? Nerede olursan ol, seni bulurum. Demek hayal ettiğin veteriner dükkanını açtın. Bak Begüm, okuldayken de sana söylemiştim. Senden hoşlanmıyorum. Ama çıkma teklifimi kabul etmiştin. 3 gün seninle çıkmıştık. Ne oldu? O teyzen ayırdı değil mi bizi? Bak, mecbur kaldığım için kabul ettim teklifini. Denedik, olmadı. Senle yapamıyoruz. Bak Fatih, sen benden başkasıyla mutlu olamazsın. Kimse seni benim seni sevdiğim kadar sevemez. He, baksana ne kadar güzel bir kızım. Benden iyisini bulacağını mı zannediyorsun? Peşimde o kadar erkek var. Hiçbirinin yüzüne bakmıyorum. Begüm, beni aklından çıkart. Ben başka bir kızı seviyorum ve inşallah onunla evleneceğim. Ne? Başka birisi mi var? Kimmiş o? Bakar mısınız? Kim ilgileniyor burayla? Kedim çok zor durumda. Müşteri geldi. Kalkmam lazım. Sen de kalksan iyi olur. Demek başka bir kız ha? Fatih'i benim elimden almak neymiş? Sorarım ben o kıza.